İyi, sağ ol. Biraz aşağı dolalım. Yukarı doğru biraz daha girelim. Çünkü onun için ben konuşacağım. Evet, el fel ilham. ...50 yıl tanıyabilirsiniz bir insanı da... ...arada bir görürsünüz, arada bir konuşursunuz. Biz 50 yıl hiç ayrılmadık. Ya telefonda konuştuk ya buluştuk. O kadar anılar biriktirdik ki... ...o kadar şeyler öğretti ki bana... ...hayatımın... ...vizyonunu... ...Hıncal abiden aldım dersem inanın bana yalan söylemiş olmam. Kendisinin benim üzerinde inanılmaz emeği var. İnanılmaz... ...unutamayacağım hatıraları var... Biliyorsunuz, sizler daha iyi biliyorsunuz basın mensupları olarak. Manşetleri hep o belirlerdi. Hep manşet atardı ve inandığı manşeti atardı. Hiç kimseden taviz almadan, hiç kimseye taviz vermeden ne inanıyorsa onu söylerdi. 83 senedir onunla beraber yaşıyorum. O benim sadece kardeşim değildi. O benim meslektaşımdı, sırdaşımdı, derttaşımdı, dostumdu, arkadaşımdı. Ve herkes bilir ki hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Burada onun için böyle bir konuşmayı yapmak benim hayatımda yaptığım en zor işlerden biri. Şimdi biraz sonra da onu toprağa vereceğiz. Toprağa verirken onun asıl özelliğini sizlere söylemek isterim. O ölüme koşan değil, yaşayan ve yaşatan bir insandı. Bütün hayatı da böyle geçti. Bizim karşılaşacak olduğu bu ölüme en güzel bir biçimde hazırlık yapabilmeyi Allah Teala cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurulmaktadır. Evet, bakınız karşımızda yazılarıyla adeta bir mütefekkir olarak bizlere yol açmış, yazılarıyla insanlarımıza, vatandaşlarımıza yön vermiş, adeta hak bilip, hak bildiğini de yazılarına yansıtan bir Hıncal Uluç beyefendiyi karşımızda görmekteyiz. Bakınız, duruşuyla bizlere yazı nasıl yazılırmış, bakınız gidişiyle bile ibret olan Hıncal beyefendi, bizlere mesaj veren Hıncal beyefendi, bizlerden bir hüsnü şehadet ve de bir hak helalliği talep eder. Sizler kendisini yakinen tanıyanları bilenleri olarak iyi bir insan ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Buraya doğru getirelim. Ayak ucundan aşağıya doğru indirelim. Ayak ucunu biraz aşağı indirelim. Thank you.